Selamünaleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri. Yeni bir Saadet İdaren programıyla daha karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Özkan Yaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam bu hafta konuşacağımız konu helal lokma kazanmak üzerine olacak. Birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette aile oluyor ve bir ayet paylaşımımız oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mealen Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal, temiz olmak şartıyla yiyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. Diye buyuruyor. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii aileden bahsediyoruz. Aile her ne kadar işte takım maddi dayanaklarla kurulsa da ailenin esası daha çok manevidir. Yani ki manevi esaslar içerisinde de belki en başta gelen hususlardan biri helal lokmadır. Yani siz ailede eğer huzur istiyorsanız, geçim istiyorsanız, kalite, verimlilik istiyorsanız, böyle salih evlatlar, saliha evlatlar istiyorsanız, yine ağız tadı, bereket istiyorsanız, en başta dikkat etmeniz gereken şey o aileye helal rızık yedirmenizdir. Helal kazanmanızdır. Evet. Kazandığınız şeylerin, paranın, malın, mülkün artık neyse, bunların nereden geldiğine, işte ne kadar bizim inançlarımıza uygun olduğuna, ne kadar hak ediş, yani emeğinizin karşılığı olduğuna veya haksız bir yerden gelip gelmediğine bakmanız gerekir. Yani bununla alakalıdır hepsi. O yüzden önemli bir konu, bunu mutlaka konuşmamız gerekiyor. Ayet-i Kerime'de bütün insanlığa emrediyor Rabbimiz. Ya eyyühen nas diyerek, ey insanlar, kulu mimma fil ardı halalen. Yani yeryüzündeki her şeyin helalinden yiyin. Size ait olanından yiyin. Sizin hakkınız olanından yiyin. Yani zulmederek, çalarak, çırparak veya işte ayniyle haram olanlardan yemeyin. Yani mesela işte domuz eti gibi değil mi? Aynıyla haram olanlardan yemeyin. Temiz olmak şartıyla, tayyiben, temiz olmak şartıyla yiyin. Necis olanları yemeyin. İşte diyelim ki içki gibi değil mi? Alkol gibi, evet, böyle temiz olmayanları yemeyin. Veya temizliği biz az önce söylediğimiz, yani bir ölü eti yemeyin mesela. Yani temizlik derken o temiz, onun sadece maddi olarak temiz olması yetmiyor. Bir de onunla ilgili hükmün de temiz olması gerekiyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını izlemeyin. Eğer siz şeytana ve şeytanın dostlarına uyarsanız, onlar size helal ve haram diye bir duyarlılık göstermezler. Yani neyin helal, neyin haram olduğunu çok da umursamazlar. Yeter ki kazan. Nasıl kazanırsan kazan. Nereden gelirse gelsin, sen işine bak gibi. Günümüzde yaygın olan günümüzde bir deyim hocam. Veya devletin koyduğu işte nasıl diyelim, bir takım yasalar, kanunlar dışında nasıl kazanırsan kazan. Yeter ki kanunları şey yapma da. Evet. Onları geçebiliyorsan ki geç de yine. Şeytan adımlarını izlemeyin. İnnehu lekum aduvun mubin. O muhakkak ki sizin için apaçık bir düşmandır. Yani size haram yedirmesi onun düşmanlığından kaynaklanıyor. Sizi helal duyarlılığından uzaklaştırması, helalleri size değersiz göstermesi, önemsiz göstermesi onun size düşman olmasından kaynaklanıyor. O sizin için iyilik istemez. Onlar sizin için iyilik istemez. Şeytan ve dostları. Evet. Şimdi günümüzde biz ailede veya çocukta, toplumda bir takım problemlerden bahsediyoruz. Ya nasıl oldu da bu çocuklar böyle anne babaya itaatsiz oldular, hürmetsiz oldular, saygısız oldular, büyüklerine karşı değil mi böyle lakayt oldular. Bu çocuklar nasıl bu hale geldiler?
Nasıl oldu da bunlar işte namazlarını önemsemez oldular? Nasıl oldu da bunlar Kur'an'dan uzaklaştılar? Nasıl oldu? Şimdi şaşırıyoruz. Bu kadar da mı? Evet. Şimdi bunun bir sebebi de, tabii ki çok sebebi var ama önemli bir sebebi de o çocukların aslında rızkının, onlara yedirilenlerin çok da helalden kazanılmaması. Yani o çocukların anne babası o çocuklara yedirirken, içirirken acaba ben bu çocuğa helalinden mi yediriyorum? Helalinden mi içiriyorum? Yani bu çocuk yiyor da bu yediği şey gerçekten tam helal midir düşüncesinin zayıflamasıdır. Yani onun bir neticesidir tabii, değil mi hocam? Bir sebebi de odur. Evet. Veya biz şu anda çokça aile kavgalarından, aile içi işte cinnetten, şiddetten, bilmem boşanmadan, geçimsizlikten filan bahsediyorsak bunun bir sebebi de budur. Hem o aile fertlerinin, anne babalarının helal lokmaya çok 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 dikkat etmemesi, hem de kendilerinin, kendi yediklerinin helal olup olmadığına çok bakmaması bir yerde budur. Bir sebebi, yani tamamen budur demiyoruz ama bir sebebi de budur. Veya bugün siz toplumdaki genel gidişata baktığınız zaman, yani eğer yayılan ahlaksızlığı, işte yani esnafın, pazarın, değil mi, dürüst olmayışını, evet, insanların emanetlere riayet etmeyişini, sözlerinde durmayışını veya vesaire arttıralım bunları. Evet. Bütün bunların arkasında da yine o helal haram bu hassasiyeti zayıflığı mı var hocam? Bu hassasiyetin zayıflaması var. Evet. Yani hani bunları belki geleceğiz az sonra da. Allah dostlarına baktığınız zaman onlara bir takım sorular sormuşlar. Mesela ya namazımızı nasıl kılalım, işte orucumuzu nasıl tutalım, ya helaline kazan da. Birçoğu öyle söylemiştir yani. Kendisine sorulan fıkhi sorulara bile böyle cevap vermişlerdi. Ya sen helalinden kazan da senin namazın doğru olur, korkma. Sen helalinden kazan da bu hayatını düzenler, düzeltir. Orucun da doğrudur, orucun da kabul olur, korkma. Evet. Sen şeyden kork. Yani acaba kazandığın şey helal midir, değil midir? Ondan kork. Eğer o sağlamsa duan da kabul olur, namazın da kabul olur, zekatın da kabul olur, orucun da kabul olur. Hepsi kabul olur. Yeter ki sen o nereden geliyor ona dikkat et. Nereden geliyor ona dikkat et. Şimdi tamamen böyle pragmatist, yani sadece faydaya, yarara, çıkara, kazanca odaklı bir dünyaya uyandık biz. Kapitalist bir dünya veya işte artık seküler bir dünya. Bu modern zamanın maalesef en büyük tahribi, en büyük zararı helal hassasiyetini yıkıyor olmasıdır. Helal hassasiyetini yıkıyor. Nerede çalışıyorsun? İşte ben bir içki büfesinde çalışıyorum. Ya sen Müslümansın. O nasıl oluyor? Ey Allah, ne yapayım? İşte bir yapacak başka bir işim yok. İşte sen ne iş yapıyorsun? Ben bayan kuaförüyüm. Erkek kardeşim. Niye o işi yapıyorsun? Ya küçükken diyor öyle çıraklıktan başladık, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İşte ben faiz alıp veren bir yerde çalışıyorum, iş yapıyorum. Sen ne? Şimdi hepsinin birçoğunda soru işareti var ama sadece bu değil ki. Mesele nerede çalıştığı değil sadece. İşte sen bu parayı nasıl kazanıyorsun? İşte ben şöyle bir iş yapıyorum. İyi de senin yaptığın bu iş bu parayla şey değil ki, orantılı değil. Nasıl oluyordu? Valla çaktırmıyorum işte, öyle geçinip gidiyoruz. Yani şuradan öyle nasıl diyeyim, böyle şuradan şunu yapıyorum, buradan bunu yapıyorum. Yani hileyle birilerini böyle kandırarak veya işte sağından solundan dolaşarak. Ya bu tür şeyleri kazanç olarak görme alışkanlığımız evet. var. Şimdi kısa yoldan zengin olma, çabuk bir takım işte servetlere erişme. Yani önce, o hırs mı hocam acaba? Tabii hırs. Günümüzde yani bunu teşvik eden, bu tür şeyleri örnekleyen, bu tür şeyleri yayan bir sürü merkez var, bir sürü klik var, bir sürü odak var, bir sürü yayın organı var. Dolayısıyla maalesef yani helal kazançla ilgili çok yön var. Yani tek yönlü değil olay. Yani sadece ne iş yaptığınız, nerede çalıştığınız değil mesele. Bunun ötesinde kazandığınız şeyi ne kadar hak ediyorsunuz? Yani gerçekten hakkını vererek mi kazanıyorsunuz? Yoksa
İşte nasıl olsa ben buradan paramı alıyorum, böyle yürüyor mu diyorsunuz. Meselenin bir de o yönü var. O yönü var. Neye para kazanıyorsunuz? Yani gerçekten ne kadar emek vererek kazanıyorsunuz? Bütün bunlarla birlikte düşünülmesi lazım helal rızkın, helal lokmanın. Tabii kazandığınız şeyin niteliği de ayrıca az önce söylediğimiz gibi o da önemli. Ve biz bunu halletmediğimiz sürece, bu konuda hassas olmadığımız sürece, dikkatli olmadığımız sürece başka şeyleri çözsek bile yine meseleler uzar, problemler artar. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam Kur'an ve Sünnet'te ailemiz kısmımızın bir de hadis-i şerif paylaşmamız olacak. Buradan evet. Da hemen biraz da uzun bir hadis-i şerifimiz var. Evet, şurası muhakkak ki helaller apaçık bellidir. Haramlar da apaçık bellidir. Bu ikisi arasında ise insanların çoğunun hükmünü bilmediği şüpheli şeyler vardır. Artık... Şimdi geçmeden buyurun. Devam edecek ama ya neyin helal, neyin haram olduğuna dair evet fıkıhta değil mi, ilmihalde, İslam külliyatında çok detaylı bilgiler var. Yani siz bugün ya işte hangi hayvanların eti yenir, hangisi yenmez gibi bir soru sorduğunuz zaman çok rahat bilgiye evet. ulaşabiliyorsun. Bir de günümüzde artık bilgiye ulaşmak diye bir problemimiz yok. Yani sen bugün istediğin yerden cep telefonuyla neyin helal neyin haram olduğunu hemen öğrenebilirsin. Yani bu çok rahat. Yani acaba filan alime mi sorayım, filan kitaba mı, filan kütüphaneye mi gideyim? Öyle bir şey gerek yok. Erişmek çok kolay. Hemen yazıyorsunuz, çıkıyor. Evet. Ya işte atın sütü helal miydi? Diye bile sorsak. Ya katır eti helal miydi? Evet. Veya işte ya bu kirpi yesek. Acaba yenir mi? Evet. Yenir mi? Şu an çok rahat ulaşabilirsiniz. Evet. Doğru. Yani bir de sizin bilginiz de zaten size yeter. Veya toplumda zaten bununla ilgili yeteri kadar bir bilgi şeyi var. Eskiden beri var. Şimdi bunlar bellidir diyor hadis-i şerif. Bu ikisi arasında ise neler var? Çoğunun bilmediği şüpheli şeyler. Şüpheli şeyler var. Evet, şimdi devam edelim. Artık kim bu şüpheli alandan kaçınırsa dinini de ırzını da temiz tutmuş olur. Kim de şüpheli alana girerse harama girmiş olur. Evet. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi. Her an koruluğun sınırlarını ihlal etmesi yakındır. Şimdi helal haram belli ve belli olmayanlar var ise, yani diyelim ki alimlerin de ihtilaf ettiği, işte kaynakların tam olarak net cevabını vermediği hususlar varsa, bu şüpheli şeyler diyoruz. Evet hocam. Bundan da uzak duracaksınız diyor. Bu kadar basit. Yani mesela günümüzde işte bankalar, ekonomiyle ilgili bir takım şüpheli şeyler var. Ya işte acaba bu şu faiz miydi, şu sigorta şöyle miydi, bu böyle miydi, şu kredi şöyle miydi gibi. Siz burada çok fazla böyle şeyinizi zorlamadan, yani evet. nasıl diyelim, kabul ve kanaatlerinizi zorlamadan, acaba bunu mu kabul edeyim, şu hocayı mı, şu kaynağı mı kabul edeyim, yoksa şuna mı uyayım, ya sanki bu böyle söylüyor, şu şöyle söylüyor falan. Böyle çok fazla uğraşmak yerine en iyisi uzak durmak. Bu tür şüpheli şeylerden uzak durmak. Ya bunu, bu yenir miydi, yenmez miydi? Bu işte hani az önce söyledik. Ya atın sütünü içiyorlarmış da ve affedersiniz eşek sütünü içiyorlarmış da acaba içilir miydi, içilmez miydi? Ya sanki bir tane alim bununla ilgili şöyle demiş filan. Ya çok fazla kurcalarsanız kafanız da karışır. İçin içinden de çıkamazsınız. Evet. O zaman diyeceksiniz ki ya sanki bunda biraz şüphe var. Vicdanım da tam oturmuyor. Tam kabul etmiyor. Bundan uzak durayım. Şimdi burada çok hoş bir temsil veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi? Bir orman, bir bahçe düşünün dedi. Kim o ormanın etrafında sürüsünü otlatıyorsa her an o ormanın içine girebilir. Etrafında dolaşmayın yani. Sınırı ihlal etme imkanını elinden almak için. Tabii. Yani vela tekrabu dedi ya, yaklaşmayın. Evet. Zinaya yaklaşmayın filan. Yani o ayrı. Orada zaten uzak duracağız ama
Ya yani şüpheli şeylerden de mesafeli durmak gerekiyor. Mesafeli durmak. Devam edelim. İyi bilin ki her melikin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. İyi bilin ki vücutta bir et parçası var ki o doğru olursa bütün beden doğru olur. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, bu et parçası kalptir, buyurmuş Peygamber Efendimiz. Evet. Yani Allah'ın haram kıldığı şeylerin etrafında da fazlaca dolaşmayın. Yani önce şüpheyle gelirsiniz. Öyle miydi, böyle miydi filan dersiniz. Bir anda kendinizi içinde bulursunuz. Şimdi aslında hadis-i şerifler mesela bütün sarhoş edici şeyler nedir diyor? Haramdır. Bazı konularda çok hüküm çok nettir. Çok nettir. Siz bu hükmü işte şey yapmaya uğraşmayın. Nasıl diyeyim? Bir yerinden delmeye uğraşmayın yani. Bir yere delmeye uğraşmayın. Acaba şu da sarhoş edici midir? Yani sarhoş edicinin içine şöyle bir şey karıştırılırsa ne olur filan. Öyle zorlamayın. Bir orada. Açık aramayın. Bir açık aramayın. Evet. Ha, bazı şeyler de var. Muğlak bırakılmış. Muğlak bırakılmışsa ona da zaten hiç yaklaşmayın. Ona da yaklaşmayın. Çünkü Allah-u Teala onu öyle şey bırakmakla bir yerde bizi deniyor. Yani bizi imtihan ediyor. Acaba bu ne yapacak? Yani oradan girerse bu sefer başka bir yere de atlayabilir bu. Yani başka bir yere de atlayabilir. O yüzden o tür şeylere hiç girmeyin gibi. Zaten insan vicdanı haramlara karşı, Allah-u Teala'nın yasaklarına karşı böyle tepki verecek şekilde yaratılmıştır. İnsan vicdanı öyle kodlanmış. Yani mesela küçük çocuklarda bile işte ahlaksızlığa karşı, haram yiyeceklere karşı, haram yiyecek içeceklere karşı, haram fiillere karşı küçüklükten beri insanda bir şey vardır. Yani bir uzak durma eğilimi, bir reddetme eğilimi vardır. İslam fıtratı budur. Şimdi peki ne oluyor da insanlar o kendilerinde yerleşik olan, kaydedilmiş olan, kodlanmış olan o uzak durma eğilimini deliyorlar? Nasıl oluyor bu? İşte ilk başta ya herhalde şöyle yapsak bir şey olmuyormuş. Ya herhalde bu bir seferliğinden bir şey olmaz. Ya ne olacak? Ya biz bir tadalım. Ondan sonra bir daha geliyor hocam. Tabii ya, sanki duydum filan da yapıyormuş bunu. Ya sanki ne oluyor? İlk önce vicdanı önce bir şey yapıyor, ona hazırlıyor. Yani o geri duran, kabul etmeyen vicdanı önce bir esnetiyor. Önce kendini bir ikna etmeye çalışıyor. Ucundan, kıyısından, şöyle, buyla falan derken şimdi bir bakmışsın adam dolandırıcı olmuş. Ya bu adam öyle değildi. Bir bakmışsın adam içki içmeye başlamış. Bir bakmışsın çok rahatlıkla faiz yiyebiliyor. Bir bakmışsın işte içki yemiş. Yani kendini de ikna etmiş değil mi tabii, hocam? Tabii önce bir şey yapıyor. Önce ya acaba şöyle miydi? Şüpheyi geçiyor kendisi. Tabii. İşte o yüzden uzak durmak, reddetmek, bir kırmızı çizgi çizmek, hiç böyle tartışmadan, hiç felsefesini ya şöyle yani şu ne demişti, şurada nasıl geçiyordu, ya şöyle de olabilir miydi falan gibi hiç böyle şeylere girmeden uzak durmak. Kararlı olmak lazım. Kararlı olmak. Aksi takdirde yani Allah muhafaza, zaten şeytan bunun için var. Değil mi? Bunun için var. Evet hocam. Yani bizim en ufak şüphelerimizi şişirmek için, vesvesesiyle artırmak için, kullanmak için var. Nefsimiz de, nefsi emmaremiz de buna hazırdır. O yüzden Allah'ın o koymuş olduğu sınırlara yaklaşmamak. Şimdi burada bir et parçası var dedik. Belki hadisten biraz yani öncesinden biraz ayrı bir mana gibi duruyor ama hayır, öyle değil. O da alakalıdır. Aynı söylediğimiz şey, yani kalp ilk önce, o vicdanın merkezi olan kalp ilk önce harama karşı direniyor. Dolayısıyla o kalbi bozmamak lazım. O kalbi salih tutmak, sağlam tutmak lazım. Allah-u Teala'ya itaat üzere, istikamet üzere kalbi beslemek lazım. Evet. Hocam bir hadis-i şerifimiz daha var. Paylaşımını yapalım. Evet. Kıyamet gününde bir kul şu dört şeyden sorguya çekilmeden bir tarafa adım atamaz. Ömrünü nerede tükettiğini, gençliğini nerede eskittiğini, malını nerede kazanıp nerede harcadığını ve öğrendiği ilmiyle de neler yaptığını, buyurmuş Peygamber. Evet, çok meşhur bir hadis-i şerif. Yarın Allah-u Teala mahşer gününde hepimizi hesaba çekecek. Buna kayıtsız şartsız iman ediyoruz. Kesinlikle iman ediyoruz, inanıyoruz. Bu böyledir. Hepimiz hesap vereceğiz.
diriltileceğiz. Bütün nimetlerden hesaba çekileceğiz. Bütün emir ve yasaklardan hesaba çekileceğiz. Yiyip içtiklerimizden, kazanıp eskitip tükettiklerimizden hepsinden hesaba çekileceğiz. İşte ne diyor? Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın? Malını nereden kazanıp nereye verdin? Şimdi nereden kazandın malını? Helalden mi kazandın? Haramdan mı kazandın? Yani ben sana bu kadını emanet ettim. Bu kadınla ilgili sana bir nafaka sorumluluğu verdim. Yani bu kadının geçimini sen sağlayacaktın. Bu kadının geçimini sen nereden sağladın? Ben sana bu evlatları verdim. Bu oğlu verdim. Bu çocukları verdim. Bunlar senin emanetindeydi. Sana emanet etmiştim. Sen bunların boğazına o lokmaları nereden getirdin? Nereden getirdin? Niye? Bak ben sana şunları yeme dedim. Şunları kazanma, şuradan getirme. Böyle haksızlıkla alma, bulma falan. Niye bunlara uymadın denildiği zaman ne yapacak kişi? Yeah. Ki diyecek bunu zaten. Soracak. Soracak. Hem kendi kazandığının hesabını verecek, hem de o kazançla beslediği ailesinin hesabını verecek. Şimdi orada çocuklar diyecekler ki... Burada iki vebal var hocam. Tabii kat kat yani. Kat kat fazla. Aile reisi için söylüyorum yani. Aile reisi için. Kadın için de öyle fazla var. Şimdi dolayısıyla ya ben ne yapayım? Birileri bana böyle zorladılar. Hayat öyleydi. İşte herkes yapıyordu. Herkes yapıyordu. Veya geçim şartları zordu. Evet. Dikkat edemezdim filan. Bunların hiçbiri mazeret değil. Hiçbir mazeret değil. Yani sen helalinden az bir şey kazan, Allah-u Teala ona çok bereket verir. Çok bereket verir. Sen o yani milletin şeyine aldanma ki o kadar çok örnekler anlatıyoruz ki, duyuyoruz ki işte Milli Piyango'dan şu kadar kazanmış, trilyonlar kazanmış ama hayatı da felaket olmuş. Hayatı berbat olmuş. Evet. İşte gitmiş bunun malını çırpmış ama sonunda işte bunun cezasını çok feci görmüş, evet, gibi bir sürü örnek görüyoruz, duyuyoruz. Yani bunlar artık ve sayıları da az değil hocam. Nasıl? Bunu sayıları da az değil bu şekilde. Az değil. Şimdi kaldı ki diyelim ki bizim şöyle bir telafimiz var. Olur ya bilemedik haram karıştı işte kazandığımız mala. Allah-u Teala onu bile ne yapıyor? Zekatla temizleyeceksiniz. Zekat miktarı kadar yoksa infakla temizleyeceksiniz. Evet. Sadakayla temizleyeceksiniz. Çünkü evet siz belki farkında olmazsınız ama o kazancınıza illaki bir yerden bir şeyler karışır. Bir haram karışır. Bu haramı tespit ettiğimizde? Tespit etmene gerek yok. Yani yok. Onun peşine gerek yok. Evet çok açık ve netse tabii ki o haramı tespit edip kesip atacak ama tespit edemeyeceğin bir şeyse ki hepsini tespit edemeyiz. O zaman kendimizi neyle sağlam alıyoruz? İnfakla sağlam alıyoruz. Sadakayla sağlam alıyoruz. Zekatla sağlam alıyoruz. Yani bu malın o içine karışmış olan haramı mutlaka bununla bu şekilde temizlememiz gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Dolayısıyla infak, sadaka, zekat gibi emirler herkes için geçerli. Yani herkesin malına haram kazanma ihtimali olduğu için. Evet hocam. Geçerli. Bunlara da alışmak lazım. Evet, yarın böyle bir hesap bizi bekliyor. Evet. Hocam kulağa küpe güzel söz bölümümüze geçeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün içtiği sütü çok beğenmişti. Sütün nereden geldiğini sordu. Sütü getiren kişi, su kenarına varmıştım. Bir de baktım ki zekat hayvanlarından bir kısmını suluyorlar. Çobanlar onların sütünden bana sağı verdiler. Ben de onu kabıma koydum ve size getirdim dedi. Bu sözleri işiten Hazreti Ömer hemen elini boğazına sokup içtiği sütü kusarak dışarı çıkardı. Evet. Hassasiyet. Şimdi millet zekatını vermiş. Evet. İşte nesi var? Sürüsü var. Develeri var. Develerinden zekat vermiş veya sığırlarından, koyunlarından. Şimdi o zekat hayvanları kimin artık? Devletin, değil mi? Evet. Devletin, beytülmalin, bütçenin neyse. Şimdi o devletin malları, devletin malları şöyle düşünebiliriz. Ya Hazreti Ömer de zaten devletin başkanı. Evet. Devletin başında. Hazreti Ömer de zaten devletin verdiği maaşı alıyor. Ne olmuş? Yani devletin elindeki bir tane hayvanın
Etini de yememiş zaten. Evet. Etini de yememiş. Yani sütünden bir bardak içmiş. Ne var bunda? Şimdi hassasiyeti görüyor musunuz? İşte hassasiyet dediği bir şey bu. Yani nerede olursanız olun, hangi mevkide, hangi görevde olursanız olun, yediğiniz, içtiğiniz bir lokmaya, bir yuduma dahi dikkat etmemiz gerektiğini öğretiyor. Kime öğretiyor? En başta o sütü getiren işte çobanlara öğretiyor, hizmetçiye öğretiyor. Sonra bunu duyan herkese öğretiyor. İşte bizim geçmişteki o görkemli İslam hakimiyeti, medeniyeti, örnekliği bu hassasiyete dayanıyordu. Bu hassasiyeti, o aile huzuru bu hassasiyete dayanıyordu. İşte problemlerin azalması, zaferler, fetihler, bütün bunlar bununla alakalıydı. Ve maalesef şu anda herkes kendine bir fetva bulmanın peşinde. Ya acaba filan hocaya sorsak, ben şimdi bu ceketi, evet bu ceketi kendi paramla almadım. Yani bu şeyin, o yani çalıştığım yerde de oranın ceketiydi, devletin ceketiydi bu. Ben de giyiyorum, ben de memuruyum diye acaba giyiyorum. Acaba bunda bir şey var mı? Bunu bir hocaya sorsak herhalde olur ya, buluruz bir şeyler. Evet. Buluruz. Veya işte ya bu maaşı aldım, bu maaşın karşılığında aslında yeteri kadar iş yapmadım ama adamlar da zaten çok umursamıyorlar ki benim çalışıp çalışmamamın. Gerçekten de hakkımı yani bu işin hakkını verip vermememi çok da umursamıyorlar ki acaba bunu bir hocaya mı sorsak filan, ama bu arada götürüyor tabii. Bu arada götürüyor yani. Şimdi böyle fetva arayarak değil ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kim fetva verirse versin, sen kalbine, vicdanına sor. Gerçekten o da fetva veriyor mu ona? Yani sen bunu tamam birilerinden bulursun cevabını. Bir hoca sana bir şekilde bunun fetvasını verir. Ama vicdanına da oturuyor mu? Yani. Oturacak mı? Yani bir de İkna onu, oluyor muyuz? Şimdi evet. Mesele bu. Evet, Hazreti Ömer'in bu hassasiyeti önemliydi. Hocam, helal lokma kazanmak üzerine konuşuyoruz. Bir misal daha var, onu da paylaşalım. Allah Resulü Tebük'ten dönerken Sad el-Ensari kendisini karşıladı. Resulullah onunla müsafaha yapıp ellerinin nasırlanmış olduğunu görünce "Elin neden böyle?" diye sordu. O da "Bunlar kürek ve çapa izidir. Bunlarla çalışıp ailemin nafakasını kazanıyorum." dedi. Onun bu halinden ziyadesiyle memnun kalan Resulullah "Bunlar ateşin temas etmeyeceği ellerdir." buyurdu. Diğer bir rivayette "Bunlar Allah-u Teala'nın sevdiği ellerdir." diye buyurdu. Evet, nasırlı eller onunla musafaha ederken elinize geliyor değil mi? Evet, o nasır. Sertlik. O elin sert kısmı geliyor. Ve Allah Resulü de tuttuğu elin öyle nasırlı olduğunu görünce ne diyor karşıdaki kişiye? "Ben," diyor, "işte çapa yapıyorum, kürek tutuyorum, ailemin nafakasını kazanıyorum. O yüzden elim de nasırlı." O nasırlı elleri övüyor. Bunlar Allah'ın sevdiği ellerdir. Helal kazancın bir işareti. Tabii ateşin değmeyeceği eller. Yani. Bu eller helalin alametini taşıyor. Helal kazanmanın alametini taşıyor. İşte hak etmek dediğimiz şey bu. Yani kazandığınız şeyi gerçekten emeğini, yani çabasını göstererek mi kazanıyorsunuz? Yoksa nasıl olsa veriyorlar. Nasıl bu böyle mi yapıyorsunuz gibi bakın. Şimdi nasırlı ellerde yarın biz Allah-u Teala huzurunda işte o şahitliği göreceğiz. "Ya Rabbi bak, sen bana helalinden mi kazandın?" diye soruyorsun ya. "Aha, bu benim şahitliğim işte, helalinden kazandım." gibi. Yani. Kimisi de kafasını nasırlaştırır. Yani değil mi? Kafasıyla çalışır. Kimisi başka şekilde çalışır ama mutlaka o hak ediş, yani hak ediş yerine oturmalı. Yani bunu ben hak ediyor muyum endişesi olmalı. Hatta ne yaparsanız yapın ben bunu hak ettim de dememelisiniz. Yani o endişe sizde olmalı, o gayret sizde olmalı ki böyle bir yanlışa düşmeyelim. Evet. Yani nasıl olsa ben emeğimi harcadım, kazandım, yanlışlara da düşmeyelim. O azim, o gayret sürekli olmalı. Ama sadece bu da değil. Yani sadece nasırlı eller de değil. Helalin alameti değil mi? Son derece sürekli bu konudaki bilgileri tazelemek zorundayız. Ya işte az önce söylediğimiz şey, faiz.
ya şu ürünü alıyorum, bana şöyle ödeme yapabilirsin dediler veya şunun için bankadan gidip şöyle kredi çekebilirsin dediler ama acaba bu doğru mudur, helal midir diye bunun gidip peşine yani araştırmasını yapmak lazım. Evet. Yani böyle nasıl diyelim, hurra evet. Direkt almamak. Direkt diye. Almamak evet. Lazım. Yani markete girdiniz işte çikolatalar var. Siz diyorsunuz ya çikolata ne olacak ki? At. Öyle değil. Yani. Bir bak bakalım şeyine. Yani içindeki malzemelere. Belki domuz yağı var içinde. Evet. Yani belki domuz yağını gizlemişler, ismini değiştirmişler, başka bir şey yazmışlar. Hı. Ki bu oldu böyle bir şey. Yurt dışında bir marketteydik. Bir arkadaş çikolata alıyordu hediye kabilinden. Evet. Baktım tek tek bakıyor şeyine. İçindekiler kısmına. İçindekilere. Çünkü acaba içki türevleri var mı? Hmm. Çünkü bizde alkolle tabii. Alkol var mı? Çünkü onlarda öyle bir hassasiyet yok. Doğru. Veya işte onların yediği yemekleri mutlaka siz domuz eti var mı yok mu diye bir şeyle bakar. Yani bu konudaki bilgilerimizi de tazelememiz lazım. Evet. Her gün değişen bir dünyaya uyanıyoruz. Bu değişen dünyada acaba üretilen şeyler, satılan şeyler, yayılan şeyler ne kadar helaldir? Helal lokma deyip de sadece olayı yiyecekle de sınırlamamak lazım. Biz nasıl ki bunun içine para dedik değil mi? Para, mal filan diyoruz. Aynı şekilde gözümüzden giren şeyin de helal, haram olmadığına dikkat etmek evet. lazım. Çünkü ondan da sen bir şekilde nasipleniyorsun. Ya bu baktığım şey helal mi, haram mı? Kulağından giren şeye de bakman lazım. Yani. Veya dokunduğun şeye, yanında bulunduğun şeye, kullandığın şeye veya sana gösterilen ilgiye, alakaya bunların hepsine helal ve haram mı diye bakmak lazım. Ya işte bu bana böyle ilgi gösteriyor da bunun ilgisi helal midir, haram mıdır? Ben bunun yanında oturuyorum da bu oturuşum helal midir, haram mıdır? Gibi. Ya ben bunu kullanıyorum da bunu kullanmak helal evet. midir? Sadece boğazımızdan geçen değil hocam. Sadece boğazımdan geçen değil. Evet. Yani nasıl ki bu giydiğim şey bana helal midir, haram mıdır? Yani incedir, kalındır, değil mi? Tesettüre evet. uygundur, değildir. Yani her şeyi biz Müslüman, elhamdülillah Müslüman olduğumuz için bu ölçülerle değerlendiriyoruz. Evet. Bu ölçülerle. Ama boğazımızdan girmesi demek daha farklı bir şey. Çünkü bu ete dönüşüyor. Ete dönüşüyor, kemiğe, kana dönüşüyor. Ki hadis-i şerif öyle diyor, değil mi? Yani yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, Allah bunun duasını nasıl kabul edecek? Yani bizde o yediğimiz, içtiğimiz şey artık mizaca da dönüşüyor. Hatta işte domuz etinin haramlığıyla ilgili şöyle bir hikmetten bahsedilir. Yani Allah-u Teala neden o hayvanı haram kılmıştır? Hani sebep sormak değil. Çünkü biz Allah'a sebep soramayız. Ama hikmet soruyoruz. Yani hikmet herkese göre farklılaşabilir, değişebilir, yenilenebilir. Şimdi hikmeti nedir diye sormuşlar alimler. Bazıları demiş ki domuzlar birbirlerini kıskanmayan hayvanlardır. Hmm. Eşlerini kıskanmayan hayvanlardır. Dolayısıyla onun etini yiyen kimsede de ne gelişir? Hmm. Bu huy gelişebilir. Bu huy gelişir. Evet. O da artık kıskanmaz. Namus mefhumu olmaz. Şimdi dolayısıyla bir şey haram kılınmışsa, bir şeyi yememiz, içmemiz yasaklanmışsa mutlaka onda bizim bir faydamız var. Yani bize bir fayda var. Yani Allah-u Teala içki içmeyeceksiniz diyor. Peygamber Efendimiz hemen bunun faydasını açıklıyor. Nedir? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Anası. Ve bugün yaşadıklarımız bunu ispatlıyor. Değil evet. mi? Kazalar vesaire. Tabii. Veya zina haramdır. Bunu zararını anlamayacak kimse var mıdır? Kumar haramdır. Bunu şimdi dolayısıyla helal lokma kazandığınızı az önce söyledik. Helal lokma kazanırsanız bu size bereket olarak geri dönüyor. Huzur olarak geri dönüyor. Manevi bakın yani. Manevi bir takım işte işlerinizde isabet olarak geri dönüyor. İşte dualarınızın kabulü olarak geri dönüyor. Saygı görme, saygı gösterme, ilgi görme, sevgi görme bu şekilde size geri dönüyor. Çocuğunuzda güzel davranışlar, salih davranışlar, saygı, hürmet, edep olarak geri dönüyor. Yani siz bunları kendiniz yapamazsınız.
kendiniz yap. Kalpleri siz değiştir. Kalpleri değiştirecek olan Allah'tır. Neyle değiştiriyor? Sizin helal kazancınızla değiştiriyor. Yani sizin önünüze çizilen yol aslında yine sizin kazancınızla alakalı. Evet. Bizim kazancımızla alakalı. Evet, devam edelim. Hocam, bir kural bir düstur bölümümüz. Konumuz helal lokma kazanmak üzerine. Hocam, burada helal lokma için 5H kuralımız var. İlki huzur. İkincisi hidayet, üçüncüsü hikmet, dördüncüsü himaye, beşincisi hesap. Evet, şimdi huzur mu istiyorsunuz? Ailenizde, çoluk çocuğunuzda huzur mu istiyorsunuz? İstiyoruz hocam. İstiyorsunuz. Toplumumuzda huzur mu istiyoruz? İstiyoruz. Ülkemizde, bölgemizde değil mi? Dünyada huzur istiyoruz. Evet. Ya bu huzurun yolunu öğrenmemiz lazım. Bu huzurun şartlarını bilmemiz lazım. Bu huzurun gereğini yerine getirmemiz lazım. Durduk yere huzurlu olamazsınız. Tesadüfen huzurlu olamazsınız. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeye dikkat etmeden, rastgele yaşayarak, hiçbir ölçüyü, kural gözetmeden huzurlu olamazsınız. Dolayısıyla huzurun en önemli şartlarından bir tanesi, huzuru getiren en önemli unsurlardan bir tanesi helal kazançtır, helal lokmadır. Helal lokmadır. Nereden kazandığımıza dikkat ettiğimiz zaman huzurlu oluruz. Yani ben bunu hak ettim mi diye bir soru sorduğumuz zaman huzurlu oluruz. Ya bu yediğim, bu içtiğim, bu getirdiğim, bu aldığım, bu değil mi? Bu maaşım acaba gerçekten de helal bir yerden mi, helal bir vasıtadan mı, helal bir işten mi geliyor diye bir endişe taşıdığımız zaman huzurlu oluruz. Bunu sen nereden aldın, nereden buldun, içinde ne vardı, nereden bulaşmıştı dediğimiz zaman huzurlu oluruz. Evet. Ya biz bu kazancımızın gerçekten zekatını vererek temizledik mi? Evet. Sadakasını, infakını vererek temizledik mi? Çünkü içinde mutlaka bir şeyler bu karışmıştır dediğimiz zaman huzurlu oluruz. Ya bu giydiğimiz şeyi, bu kullandığımız eşyayı, bu oturduğumuz evi, bu elimizdeki parayı, bu hesabımızdakini, bu şuradakini, bundakini gerçekten de Allah'ın emrettiği şeyden mi aldık, yerden mi aldık, yoldan mı aldık, usulden mi aldık, vasıtadan? Bunları sorduğumuz zaman huzurlu oluruz. Yoksa huzur, durduk yere huzur olamazsınız. Evet. Durduk yere ağız tadı bulamazsınız. Durduk yere mutlu olamazsınız. Durduk, bunlar tesadüfen olmuyor. Tesadüfen olmuyor. Evet, ikincisi? Hidayet. Hidayet. Biz sürekli Fatiha'da hidayet istiyoruz. Doğru yol istiyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola eriştir diyoruz. Değil mi? Hidayet, bize hidayet nasip et diyoruz. Ya Rabbi bize imanımızı artırmayı nasip et. Yakin nasip et. Aynel yakini, değil mi? Yakin nasip et diyoruz. Bize işte belalara, musibetlere, imtihanlara karşı bizi sağlam tutacak bir iman nasip et. Bizi şeytanın şüphelerine, değil mi? Vesveselerine karşı koruyacak bir iman hidayet nasip et. İşte bu hidayeti bize Kur'an'la nasip et, bu hidayeti bize ibadetle nasip et, bu hidayeti bize kereminle, ikramınla nasip et. Peki bu hidayeti kazanmanın yolu ne? Hidayeti kazanmanın da yolu yine ne yediğinize, ne içtiğinize dikkat etmek. Neye baktığınıza, neyi kullandığınıza, yani helalinden mi, haramından mı yaşıyorsunuz, ona dikkat etmek. Üçüncüsü hikmet. Şimdi az önce de söyledik, yani biz hikmeti arıyoruz. Çünkü hikmet müminin yitiğidir diyor, yitirdiği şeydir. Nerede bulursa almalıdır. Bizim şu anda burada oturuşumuz da bir hikmet arayışıdır. Evet, şu anda yaptığımız program da hikmet arayışıdır. Yani sözümüzde hikmet olmalı, elimizde, işimizde, her şeyimizde bir hikmet olmalı. Bir gaye olmalı, bir hedef olmalı. Hayatımızda. Bir düzgünlük olmalı, bir güzellik olmalı. E peki bütün bunlar neyle alakalı? Yine helal lokmayla alakalı. Sen helal lokma kazanmıyorsan senin sözün nasıl hikmetli olacak? Senin davranışın nasıl hikmetli olacak? İnsanlar senden nasıl ibret alacaklar? Sen nasıl fayda sağlayacaksın insanlara? Sen nasıl sevindireceksin? Bu dördüncüsü himaye. Evet. Biz kimin himayesi? Az önce söyledi. Biz Allah-u Teala'nın himayesindeyiz. Allah-u Teala bizi korursa biz korunuruz. Allah-u Teala bizi hastalıklardan himaye eder. Her türlü işte düşmandan filan himaye eder. Efendim belalardan, musibetlerden himaye eder. İşte yanlış arkadaştan himaye eder. Çocuklarımızı kötü yoldan, zararlı davranışlardan, alışkanlıklardan himaye eder. Peki neyle himaye eder?
yine bizim helal lokmamızla himaye. Evet. Hiçbir sen yediğine içtiğine bakmazsan, yani haramdan mı kazanıyorum, helalden mi kazanıyorum demezsen çocuğun için korkmalısın. Çocuğun için korkmalısın. Yani bu kadar basit. O meşhur hikayeyi sürekli anlatıyoruz değil mi? Hangi Allah dostuydu ismini şu an hatırlamıyorum ama bir beldede imamlık yapıyor. Çok hürmet ediyorlar. Çünkü gerçekten veli bir zattır. Ve o köyün çeşmesi köyün ta alt tarafındadır. O köylüler her gün hayvanlarla su taşıyorlar yukarıya. Hayvanların sırtında tulumlar, yani bidonlar yukarıya su taşıyorlar. O velinin, o hocanın çocuğu aşağıda çeşmenin başında çivili değnek ile şeylere dokunuyor. O bidonlara, o tulumlara dokunuyor. Deliyor. Deliyor. Kimin çocuğu bu? Kimin çocuğu hocam? O Allah dostunun çocuğu. Velinin çocuğu. O velinin çocuğu. Evet. Herkesin hürmet ettiği şahsın çocuğu. Ve şimdi bunlar da bir şey diyemiyorlar köylüler. Ya bu çocuğa şimdi bir şey desek, yani babası böyle büyük bir zat. Ama bidonlarımızı deliyor. Su boşalıyor yukarıya kadar. En son diyorlar ki gidelim bir şekilde söyleyelim. Diyorlar ki efendim sizin çocuğunuzun keşke elinde şey olmasa. Çok iyi bir çocuk da. O çivili değnek olmasa filan. Şimdi bu büyük zat şöyle kendisi düşünüyor. Acaba ben ne zaman haram şey yedim? Düşünüyor, bulamıyor. O zaman diyor hanım bir şeyler yemiş içmiştir. Hanıma soruyor. Hanım da düşünüyor. O da çok bulamıyor. En son diyor ki ben bu çocuğa hamileyken komşunun bahçesinde oturuyorduk. Bir şeftali sarkmıştı. Şişi diyor şeftaliye batırdım. Dilime sürdüm. Hah diyor şimdi git. Aradan belki 15 yıl geçmiş. Git diyor o aileye. O bahçe sahibiyle. Bahçe sahibine git helalleş. Ve gidiyor helal olsun deyince çocuk elinden direkt atıyor. O çivili değneği. Yani çocuklarımızı biz himaye edeceksek neyle himaye edeceğiz? Kendimizi de çocuklarımızı helal lokmayla himaye edeceğiz. Evet. Ve son hesap haram azaptır, helal hesaptır diyor. Helalin de hesabı var. Helalin de nereden kazandın, nasıl kazandın filan gibi. Ama en azından bu dünyadayken kendimizi hesaba çekerek ya ben hayır bunu yapmamalıyım demek gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Hocam aile haberleri bölümümüzdeyiz. Helal lokma kazanmak üzerine konuşuyoruz. Tekirdağ'dan gelen bir haberimiz var hocam. Başlığı da otizmli oğlunla 19 yıldır kol kanat geriyor. İçeriği Tekirdağ'da yaşayan muhterem Yıldız 19 yıldır gözü gibi baktığı otizmli oğlu Mertcan'ın elini bırakmıyor. 2 yaşındayken doktora götürdüklerinde otizm hastalığına yakalandığını öğrendiler. Hayatındaki her şeyini baba da oğluna göre programlayıp onun için yaşamaya devam ediyor. Ve şurada bir ifadesi var. Oğlum otistik olduğu için bazı ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar da kendisinde kilo yapıyor. Doktora da danıştık ve yürümesi gerektiğini söyledi. Biz de bu yüzden her gün yürüyüş yapıyoruz. Bebekliğinden beri elini hiç bırakmıyorum. O benim bir tanem diye de ifade etmiş. Evet ya şimdi tabii konumuzla belki doğrudan alakası yok ama her bölümde fedakarlık üzerine daha çok haberler paylaşıyoruz. Yani istiyoruz ki toplumda fedakarlık yayılsın. Yani bir baba evladına, anne çocuğuna, evlat büyüklerine nasıl fedakarlık yapıyor veya başka insanlar başkalarına nasıl iyilik yapıyor karşılıksız olarak fazla fazla nasıl yapıyorlar gibi bunların örnekleri yayılsın istiyoruz. Fedakarlıkla peki yani çoğunlukla yine helal lokma ile alakalıdır. Helal lokma kazanıyorsanız birilerine fedakarlık görürsünüz veya birilerine fedakarlık yaparsınız. Bunu da onunla hemen ilişkilendirelim. Evet. Ama bir baba 19 yaşındaki oğlu için yıllarca kendini feda etmiş. Evet, değil mi? Bütün her şeyle feda etmiş. Güzel bir örnek. Hocam son bölümümüz tavsiye kitap. Kitabımızın adı hocam konumuzdan paralel Helal Lokma kitabımızın ismi de Doktor Hüseyin Kami Büyük Özer'in kaleminden şöyle bir kısa tanıtımı var. Boğazından geçecek lokmanın emniyetinden sorumlu olan Müslüman bu durumda ne yapmalıdır? Gözün görmediğine gönül katlanır deyip önüne ne getirilirse yutmaya devam mı etmeli yoksa hiç olmazsa ne yediğini araştırıp kontrol mü etmeli diyor. Evet. Şu anda özellikle yurt dışında helal mi haram mı diye bir endişe olduğu için bu konuda ciddi bir takım kurumlar var. Yani Türkiye'de de böyle bir kurumsallığa döndü bu iş.
helal damgalı ürünler, evet hocam, diye veya işte helal sertifikası veren işte kurumlar var. Bu yani bu güzel bir şey. Tabi bunu da suistimal edenler var. Yani bunun nasıl olsa üzerine helal damgası vurulmuş deyip yesinler, evet. Satın ürünler var. Ya bu yeme içme konusu işin sadece dediğimiz gibi bir kısmıdır. Bir kısmıdır ama helal hassasiyeti çok daha geniş. Yani dedim ya, kazandığımız şeyi ne kadar hak ederek kazanıyor, bu çok önemli. Az önce nasırlaşmış eller dedik değil mi hadis-i şerif? Allah bu elleri sev. Yani işin daha geniş şeyle bakmak lazım. Kazandığınız şeyin faiz değil mi olup olmadığına bakmak lazım. Bu konudaki hükümlere uyuyor mu uyumuyor mu, Allah-u Teala emir ve yasaklarına uyuyor mu uyumuyor mu diye onlara bakmak. Sadece yeme içmeyle sınırlı değil olay. Ama burada yeme kısmı ile ilgili, yeme içme kısmı ile ilgili detaylı bir çalışma yapılmış. İşin teknik kısımlarına da girmişler. Ne diyelim, bu tür kitapları dedik ki az önce bilgilerimizi tazelememiz gerekir. Evet hocam. Kitapları da okumakta fayda var. Evet hocam. Hocam süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa. Evet, yani günümüzde aileye yönelik tehditleri, çocuklarımıza yönelik tehditleri tespit ederken helal lokmayı atlamamak lazım. Helal kazancı atlamamak lazım. Baştan beri söyledik. İmanımız bunu emrediyor. Yani Müslümanın yoksa duası da kabul olmaz, namazı da kabul olmaz. Ve başından bela, musibet, imtihanda eksik olmaz. Allah-u Teala yediğimize, içtiğimize, kazancımıza, her halimize helal açısından bakmayı nasip eylesin. Amin. Ve helalinden nasip eylesin. Amin inşallah. Kıymetli hocam, helal lokma kazanmak üzerine sohbetinizi dinledik. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Kıymetli Rehber TV izleyicileri, Bir Saadet Daireyim programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.